Verilen bilgilere bakılarak Göktürkler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Türk halkının zengin bir mitolojiye, çok sayıda efsane ve destana sahip oldukları bilinmektedir. Göktürklere ait mitlere bakıldığı zaman bunlardan iki tanesinin köken miti olduğu görülmektedir. Kültenin yazıtının doğu yüzünün birinci satırına göre üstte mavi gök, altta yağız yer kılındığında yani yaratıldığında ikisinin arasında insanoğulları kılınmıştır yani yaratılmıştır. İnsanoğullarının üzerine de bu min kan ile istemi yabgı oturmuşlardır. Aynı bilgi bilge kan yazıtında doğu yüzünün ikinci satırında da verilmiştir. Ancak satır zarar gördüğünden dolayı cümle okunamaz durumdadır. Peki arkadaşlar şıklarımıza bakalım. Çin ile kültürel etkileşim içerisinde bulundukları. Arkadaşlar yukarıda Çin ile alakalı bir bilgi var mı? Yani bir etkileşimde olduklarına dair herhangi bir cümle geçiyor mu? Geçmiyor. Dolayısıyla bizim A şıkkına ulaşmanız mümkün olmayacaktır. Yazılı ve sözlü kaynakları ile tarihi aydınlattıkları tabii ki arkadaşlar çünkü zaten efsaneler ve destanlar sözlü kaynaklardır. Burada aynı zamanda Kültigin yazıtından ve Bilge Kağan yazıtından bahsedilmiş. Dolayısıyla 5 şıkkına elbette ulaşabiliriz. Devlet yönetiminde kut inancının etkisinde kaldıkları gördüğünüz gibi yazıtlara göre özellikle e, Kültigin ve Bilge Kağan yazısında bahsedildiği üzere Bumin Kağan ve istemi Yabku insanoğlunun üzerine oturtulmuş arkadaşlar. Çünkü yaratılı sonra bu gerçekleşmiş. Bakın mavi gök ve yağız yer yaratıldığında demiş. E Kut inancında da ne vardı? İlahi bir güç tarafından yönetim verilmesi söz konusuydu. Dolayısıyla burada tabii ki kut inancının etkisinden bahsedebiliyoruz. Köklü bir tarihi geçmişe sahip oldukları zaten köken mitlerinden bahsedilmesinden çıkarabileceğimiz bir sonuçtur. Ülke idaresinde ikili teşkilat sistemi benimsenmiş arkadaşlar. Bu da doğru çünkü bu min kan ve istemi yabgudan bahsediliyor. Yani iki kişili bir yönetimden bahsediliyor. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Melikşah tarafından Anadolu'nun fethine memur edilen Süleyman Şah kısa zamanda İznik'e kadar bütün Anadolu'yu ele geçirerek 1077 tarihinde kendi devletini kurdu. Rey'deki Büyük Selçuklu Sultanına bağlı olarak Anadolu'ya hakim olan Süleyman Şah Bizans'ın içinde bulunduğu durumdan faydalanmak suretiyle sık sık Bizans'ın iş işlerine karışmaya, taht kavgalarında politikası icabı bazı imparatorlara destek olmaya başladı. Bu arada Kardeşi Mansur'un isyanını Sultan Melik Şah'ın Emir Porsuk Komutası gönderdiği kuvvetinde yardımıyla yendi. 1085 yılında ani bir baskınla Antakya kalesini aldı. Ancak Antakya'nın fethi Suriye Selçuklu Sultanı tutuştu. Arasının açılmasına sebep oldu. Sultan tutuş ve müttefiki Artuk Bey Süleyman Şah'ı Halep yakınlarında yendiler. Peki arkadaşlar şıklarımıza bakalım. Anadolu'da siyasi birliğin bulunmadığı arkadaşlar gördüğünüz gibi Anadolu üzerinde pek çok mücadele mevcut zaten. Siyasi birliğin olması için orada hakim olan bir devletin olması gerekir ve bu hakimiyetin de sağlam olması gerekir. E gördüğünüz gibi bir Selçuklu devleti var fakat Anadolu'daki e, hükümdar olan kişi Süleyman Şah. Dolayısıyla burada bir siyasi birlik mevcut değildir. E, bu yüzden bu duruma tabii ki ulaşabiliyoruz. Melikşah ile kılıç hakkı uygulamasının başlatıldığı. Arkadaşlar kılıç hakkı uygulaması gördüğünüz gibi zaten mevcutmuş. Çünkü Anadolu'nun fethine memur edilen Süleyman Şah kısa zamanda İzni'ye kadar bütün Anadolu'yu alıyor ve kendini orada bir devlet kuruyor. Dolayısıyla kılıç hakkı dediğimiz şey daha önceden mevcuttur diyebiliriz. Peki nasıl mevcuttu? Alparslan döneminde kılıç hakkı dediğimiz şey fethedilen bölgelerin kılıç hakkı olarak burayı fetheden komutana bırakılması sistemiydi. Yani Alparslan döneminde zaten vardı. Dolayısıyla B Şıkkı'na ulaşmamız mümkün değildir. Veraset sisteminden kaynaklı isyanlar yaşanıyor arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi kardeşi Mansur isyan ediyor. Dolayısıyla bu da doğru. Siyasi ittifakların ortak çıkarlara dayandığı gördüğünüz gibi Sultan Tutuş'un e, müttefiki olan Artuk Bey de bu durumda etkin olmuş ve Halep yakınlarında Süleyman Şah'ı yenmişler. Dolayısıyla ortak bir çıkarları var ve siyasi ittifaklar mevcut diyebiliyoruz. Anadolu'nun hakimiyet mücadelelerine sahne olduğunu yine zaten bir siyasi birlik yoktur derken bundan da bahsetmiştik. Yukarıda tabii ki bundan da bahsediliyor arkadaşlar. Dolayısıyla ulaşılamaz dediği için doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Verilen tabloya bakılarak 15. yüzyıl Osmanlısı ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar tabloya baktığımızda Rumeli ve Anadolu'dan alınan bir takım vergilerle alakalı bize bilgiler verilmiş. Şimdi baktığımızda siyasi açıdan imparatorluk özelliği taşıdığını ulaşmamız mümkün olabilir mi? Tabii ki. Çünkü imparatorluk dediğimiz şey çok uluslu devletlerdir zaten. Burada gördüğünüz gibi örneğin cizye vergisi zaten gayrimüslimlerden alınan bir vergiydi. Dolayısıyla gayrimüslimlerden alınan bir vergi ki mevcutsa burada farklı farklı unsurlar birlikte yaşıyordur diyebiliriz. Bu yüzden siyasi açıdan Osmanlı'nın bir imparatorluk olduğunu tabloya bakarak ifade etmemiz mümkün olacaktır. Vergilendirme esasında dinsel kuralların da etkili olduğunu yine cizye vergisi üzerinden ilerlersek söylememiz mümkün olacak arkadaşlar. Çünkü dediğimiz gibi cizye vergisi gayrimüslimlerden alınan bir vergiydi. Yani dinsel kurallara göre farklı farklı Osmanlı devletinde vergiler alınıyordu. Dolayısıyla zaten baktığımızda tablomuza buna ulaşmamız mümkündür. Kapitülasyonların olumsuz etkisinin hissedildiğine ise tabii ki ulaşamayız. Çünkü yukarıda kapitülasyonlara dair bir bilgi yok. Sadece alınan vergilerle alakalı sayısal veriler var. Kapitülasyon dediğimiz şey Osmanlı Devleti'nin başka devletlere vermiş olduğu ayrıcalıklardı. Dolayısıyla 3. öncüle ulaşmamız mümkün olmayacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal Paşa, Mondros mütarekesinin sorumluluk bölgesindeki şartlarına şiddetle tepki göstermiş ancak Sadrazam Ahmet İzzet Paşa, Filistin cephesinde komuta ettiği 7. Ordu ile Alman Mareşali Liman von Sanders'ten teslim aldığı Yıldırım Orduları grubunu lağvederek kendisini de İstanbul'a çağırmıştır. Mustafa Kemal Paşa, milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıkışından itibaren takip ettiği güzergahını, kadrosunu, ordu ve askeri stratejisini büyük ölçüde Çanakkale, Kafkasya ve Filistin cephelerinde kazanmış olduğu bilgi, beceri ve tecrübeye dayandırarak hedefine ulaşmayı başarmıştır. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. İstanbul'daki işgal karşıtı örgütlenmenin sona erdi. Arkadaşlar yukarıda İstanbul'daki işgale karşı e, verilen tepkilerin sona erdiğine dair herhangi bir bilgi var mı yok değil mi? Dolayısıyla birinci öncüle ulaşmamız mümkün olmayacaktır. İstanbul hükümetinin Mondros ateşkesi karşısında teslimiyetçi bir tavır takındığını söyleyebilir miyiz? Tabii ki. Mustafa Kemal şiddetle karşı çıkarken İstanbul hükümeti yani Ahmet İzzet Paşa hala orduları lav ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla Mondros ateşkesi karşısında sorumluluk almaz hale geliyor. Bu yüzden ikinci öncüle tabii ki ulaşabiliriz. Milli mücadelenin başarıya ulaşmasında Mustafa Kemal Paşa'nın önemli bir rol oynadığını elbette söylememiz mümkün olacaktır. Çünkü milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkıyor ve burada milli mücadeleyi başlatıyor. Sonucunda da başarılı oluyor. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Mehmet Akif Ersoy'un bu sözlerine bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Ankara, Ya Rabbi ne heyecanlı günler geçirmiştik. Hele Bursa'nın düştüğü gün ya Sakarya günleri. Fakat bir gün bile ümidimizi kaybetmedik. Asla ümitsizliğe düşmedik. Zaten başka türlü çalışılabilir miydi? Ne topumuz vardı ne tüfeğimiz. Fakat imanımız büyüktü. O günler ne samimi ne heyecanlı günlerdi. İstiklal Marşı milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir. Bin bir felaket felaket karşısında bunalan ruhların ızdıraplar içinde kurtuluş dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz, onu kimse yazamaz, onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir, o milletin malıdır, benim millete karşı en kıymetli hediyem budur. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza vatansever ve milliyetçi duygularla hareket edildiğine tabii ki ulaşabiliriz arkadaşlar. Milli mücadelenin Türk halkının azmi ile kazanıldı. Elbette o günlerin ne kadar önemli günler olduğunu ve insanların hiçbir şekilde ümitsizliğe kapılmadığını ifade etmiş zaten. Dolayısıyla Türk halkının azmi ile bir başarının olduğunu elbette söyleyebiliriz. Manevi unsurların vatan savunmasını olumlu etkilediği elbette arkadaşlar çünkü gördüğünüz gibi ne topumuz vardı ne tüfeğimiz diyor ve imanımız büyüktü diyor. Dolayısıyla vatan savunmasında gördüğünüz gibi manevi unsurlar olumlu etki oluşturmuştur. İstiklal Marşı'nın tarihi yaşanmışlıkların özeti olduğunu zaten ifade etmişti arkadaşlar paragraf. İstiklal Marşı'nın Sakarya Savaşı sonucunda yazıldığına dair ise herhangi bir bilgi yok. Sadece Sakarya günlerinin ne kadar etkili günler olduğunu ifade etmiş aslında ve İstiklal Marşı biliyorsunuz ki 1. İnönü Zaferi'nden sonra kabul edilmişti zaten. Bu yüzden E şıkkına ulaşmamız mümkün olmayacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıda Antalya iline ait bazı özellikler numaralandırılarak verilmiştir. Bu özelliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ki burada baktığımızda Antalya ili Türkiye'nin güneybatısında 29 derece 20 dakika ve 32 derece 35 dakika doğu boylamları ile 36 derece 7 dakika ve 37 derece 29 dakika kuzey enlemleri arasında yer alır. Yüz ölçümünün yaklaşık olarak %77.8'i dağlık olan il sınırı içinde çok sayıda Lapya, Dolin, Uvala ve Polya vardır. Ki bunlar karstik şekillerimizi oluşturuyor. En küçük karstik şeklimiz Lapya, en geniş olanı Polya. Yaz ayları genel olarak sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçer. Doğal bitki örtüsü ise kızılçam ve makidir. Ayrıca il sınır içinde çok sayıda endemik ve relikt bitki bulunur. Endemik bitkiler nesli tükenmekte olan ve dünyada sadece belli alanlarda kalmış bitkiler. Relikt ise kalıntı bitkiler anlamına gelmekte. Son yıllarda turizm faaliyetlerinin gelişmesine bağlı olarak Antalya diğer illerden yoğun göç almıştır. Günümüzde Antalya ilinde yaklaşık 2.6 milyon kişi yaşamaktadır. Şimdi burada hangisi söylenemez diyordu şıkları karşılaştıralım. A şıkkına baktığımızda bir numaralı bölümde mutlak konum özelliklerinden söz edilmiştir. Mutlak konum diğer adıyla matematik konum. Enlem ve boylam dereceleri verilirse mutlak konumdan bahsedilmiş olur. Yani burada doğru bir bilgi söz konusu. 2 numaralı bölümde jeomorfolojik, geo yer, morfo şekil. Yani yer şekillerini dikkate aldığımız bir özellik var mı? Ona bakalım. Dağlar, ovalar, platolar ki bunlar biliyorsunuz ki jeomorfolojik özelliklere giriyor ve orada bazı karstik şekillerden bahsedilmiş. 3 numaralı bölüm hidrografya biliminin inceleme alanına girer. Yani su ile alakalı demiş ki burada sıcak ve kurak olan bir iklimden bahsediyor. O yüzden burada hidrograf değil, klimatolojinin ilgi alanına girecektir. 4 numaralı bölümde biyo coğrafyaya ait özelliklerden bahsedilmiş. Bitki örtüsü, oradaki hayvan türleri. Bunlar biyo coğrafya. Yani oradaki özellik olarak baktığımızda canlı yaşamına ait özelliklerden bahsediliyor. 5 numaralı bölümde nüfus özellikleri açıklanırken istatistik bilimden faydalanmış çünkü burada bir değer verilmiş bir sayı verilmiş. Orada da istatistik olarak nüfusun ne kadar olduğunu söylemiş. O yüzden burada hidrografya yerine klimatoloji olması gerekiyordu. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Mantarkaya, Tafoni, Hamada ve Barkan rüzgarların etkisiyle oluşan yer şekilleridir. Özellikle kurak ya da yarı kurak iklim bölgelerinde toprağın ince, taneli ve gevşek yapıda olduğu alanlarda yaygın olarak görülür. Haritada numaralanmış alanların hangilerinde bu yer şekilleri yaygın olarak görülmektedir? Rüzgarın aşındırma ve biriktirme şekillerini biz daha çok çöllerde görebiliyoruz. Tabi kara işlerindeki kurak alanlarda da bu söz konusu ama daha çok çöllerde. Mesela burada çölleri dikkate alırsak Zaten ekvator çizgisini çizdiğimizde özellik olarak 4 numara tropikal iklimin görüldüğü oldukça yağışlı ve nemli bir bölgede yer alıyor. O yüzden 4'ü eleyebiliriz. Bunun yanında 2 numara Muson Asyası kısmına yer alıyor. Onu eleyebiliriz. 1 numara zaten soğuk bir alan olmakla birlikte böyle çok kurak ve gevşek yapıda bir arazi söz konusu değil. Ama 3 numarada verilen Büyük Sahra Çölü. Bunun yanında 5 numarada verilen Victoria Büyük Kum Çölü gibi alanlar. Dünyada kurak ve yarı kurak alanlar içerisinde tabii ki çölleri ilk başta sayıyoruz ve bunları da rüzgarın oldukça etkili olduğunu bu şekillerinde bu alanda daha çok göreceğini söyleyebiliriz. Yani hemen çöllerin yerini burada göstermek gerekiyor. İşte güney kısmında Afrika'nın Kalahari gibi çöller ya da burada Atakama çölü ya da Arabistan çölü ya da burada Meksika kısmındaki çöller olsun bunları dikkate almak gerekiyor. Orta Asya'daki çöllerimize baktığımızda Kızılkum, Karakum onlar da sayılabilir ama sorumuzda 3 ve 5. Yani doğru cevabımızın değişik olduğunu söylemek mümkündür. Aşağıda bazı ülkelere ait çalışan nüfusun ekonomik sektörlere göre oransal dağılışı verilmiştir. Ki ekonomik sektörler dediğimizde birinci arkadaşlar tarım, hayvancılık, ormancılık, maden çıkarımı, ikinci dediğimiz üretim sanayi kısmı, Üçüncü dediğimiz hizmet sektörünü kapsıyor. Bu oldukça geniş bir kapsam. Öğretmen, doktor, işte bankacı, muhasebeci, turizm sektörüne çalışan kişiler bunlar arkadaşlar. Baktığımızda üçüncül yani hizmet sektörüne dahil oluyorlar. Buna göre yalnızca tablodaki bilgileri dikkate aldığımızda hangisi söylenemez diyor. K ülkesinde nüfusun büyük bölümü birincil ekonomik faaliyetlerde çalışmaktadır. K ülkesine baktığımızda %58'lik bir oranın birincil ekonomik faaliyetlerde olduğunu ve en fazla tabii ki bu şekilde birincil ekonomik faaliyetlerdeki oranı dikkate alıyoruz. L ülkesinde tarım faaliyetleri çok az gelişmiştir. Şimdi eğer üçüncül ve ikinci ekonomik faaliyetlerde daha fazla insan istihdam edildiyse tarımda yani özellikle tarım hayvancılıkta birinci sektöre daha az istihdam edildiyse bunlar daha çok gelişmiş ülkeler. Ve gelişmiş ülkelerde tarım faaliyetleri az gelişmemiş. Çünkü bu ülkelerde insandan çok işi makineler yapıyor ve gelişmiş olan intensif tarım yöntemini kullanıyorlar. Yani L ülkesinde tarım gelişmemiş diyemeyiz buradaki orana bakarak hatta aksine daha fazla gelişmiş oluyor bu tür ülkelerde. M ülkesinde üçüncü ekonomik faaliyetlere çalışanların sayısı ikinci ekonomik faaliyetlerde çalışanların iki katından fazladır. Yani %25'lik bir oran var, %51'lik bir oran var. Yani burada sayı ne olursa olsun iki katından fazla bir durum çıkacak miktar olarak. O yüzden bunu da aldık. L ülkesinde birincil ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı K ve M ülkelerinden azdır. Şimdi bakıyoruz L ülkesinde birincil ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı %4 olarak verilmiş. K ve M ülkelerinde %58 ve %24. E tabi ki daha fazla diğerleri en az olan L diyebiliriz. Birincil ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı bakımından. L ve M ülkelerinde çalışan nüfusun yarıdan fazlası 3. ekonomik sektörlerde yer almaktadır. E bakıyoruz. 3. ekonomik sektörde %76, diğerinde ise %51. O zaman yarıdan fazlası bu sektörlerde yer alıyor. O yüzden B'ye ulaşamadık. Tekrarlıyoruz. Gelişmiş ülkelerde tarım faaliyetleri gelişmemiştir değil, aksine daha çok gelişmiştir. Nasıl anladık gelişmiş olduğunu? Daha çok sanayi ve hizmet sektörüne çalışanlar fazla ve tarım sektöründe çalışanların bu gelişmiş ülkelerde baktığımızda oldukça düşük olduğunu görmekteyiz. Aşağıdaki haritada bazı alanlar boyanarak gösterilmiştir. Bu alanlar sınıflandırmalarından hangileri içinde yer alır? Ki burada özellikle baktığımızda Ergene Havzası'ndan bir bölüm. Konya Ovası ve çevresinde bir alan. Bunun yanında Çukurova ve Şanlıurfa'nın güneyindeki o düzlük ovalık alanlar verilmiştir. Buna göre bunların hepsi ovalık düz bölgelerdir. Yağışlı bölgeler kısmında baktığımızda Şanlıurfa gibi alanları yağışlı bölge ya da Konya gibi alanları yağışlı bölgede alamıyoruz. Bu alanlar baktığımızda yağışın daha az olduğu alanlar. Tarım bölgesi ki ova varsa orada en önemli ekonomik faaliyet olarak tarımı görebilmekteyiz. Karstik bölgeler için özellikle teke ve taşeri çevresiyle göller yöresi gibi alanlar Sivas çevresinin verilmesi gerekiyordu. Ama bu alanlar verilmediği için yine ben karstik bölgeyi alamam. O yüzden bunlar düz ovalık bölgeler ve tarımın yapıldığı alanlar olduğu için doğru cevabımızın 1 ve 3 yani B şıkkı olduğu söylenebilir. Aşağıda verilen olaylardan hangisinin ortaya çıkmasında iklim koşulları etkili olmamıştır? Kuzey Afrika'da 2007 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle 2 milyon kişinin göç etmesi. Kuraklık atmosferik kökenli, iklim koşullarına bağlı olarak gerçekleşen bir özellik diyebiliriz. Bu olay da iklim etkili olmuş. 2022 yılında Hindistan'daki Barak vadisinde meydana gelen sel sonucunda 118 kişinin hayatını kaybetmesi. Ani sağanak yağışlar sonucu meydana gelen sellerde birçok kişinin hayatını kaybetmesi yine iklim koşullarına bağladığımız bir özelliktir. 1950-51 yıllarında Alp dağlarında meydana gelen çığlar ki çığ için kar yağışı yine atmosferik kökenli bir durum iklim koşullarının etkili olmasına bağlı olarak gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 2004 yılında Endonezy Endonezya'nın Sumatra adasında meydana gelen tsunami sonucu 14 ülkede yaklaşık 230 bin kişinin hayatını kaybetmesi. Tsunami deprem sonucu meydana gelen su seviyesindeki değişiklikler. O yüzden bunu biz deprem iç kuvvetle bağdaştırıyoruz. İklimle bağdaştıramayız. Deprem, volkanizma, tsunami bunlar iklime bağlı olarak oluşan özellikler değildir, olaylar değildir. 2019 yılında aşırı sıcak, aşırı sıcak yine iklim atmosferik kökenlidir. Nedeniyle İspanya, Fransa ve İtalya'nın e, bin, İtalya'da binin üzerinde orman yangının çıkması yine iklim e, özelliğine bağlanabilir. O yüzden burada iç kuvvetlerle açıkladığımız, jeolojik yapıyla açıkladığımız D şıkkı doğru cevabımız oldu. Parçadan yola çıkarak felsefe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Gözlerimizi açtığımız dünyada Anlaşılmayı bekleyen konular, yanıtlanmayı bekleyen sorular vardır. Karanlık içinde merakla yürür, ışığı ararız. Nerede olduğunu, hatta nereye varacağımızı bilmesek de gerçeği bulma umuduyla yol alırız. Felsefe bu çabanın kendisidir. Sorgulamanın sonuca ulaşamayabileceğinin farkındalığıyla sorgulamaktır. Önemli olan herhangi bir yere varmak değil, felsefe yolculuğa çıkmaktır. Carl Jeppes'in dediği gibi felsefe yolda olmaktır. Felsefe bir arayıştır, bir sorgulayıştır diyor bize. Hadi söylenebilir olanı bulma zamanı. Adana'ya bakıyorum. Felsefe insan aklının bir ürünü müdür? Bu parçayla ilgili söylenebilecek bu mudur? Değildir hocam. Felsefede kesinlik var mıdır? Yoktur ele gitsin. Peki Felsefe olanı değil, olması gerekeni mi ele alır? Hayır. Felsefe hem var olanı hem de var olması gerekeni ele alır. Dolayısıyla bunu da eleyebilirim. Peki felsefede yanıtlardan çok sorular önemlidir diyebilir miyim? Kesinlikle diyebilirim. Parçada sürekli sorgulamaktan ve soru sormaktan bahsediyordu. Dolayısıyla cevap denizlidir. Cevap bizim için önemli değil. Önemli olan yolculuktur. Felsefe yolda olmaktır. Cevap da denizlidir. Parçadaki ifadeler aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt niteliğindedir? Okumaya başlamadan önce hazırlık yapmak önemlidir. Karşımızda anlam bütününe sahip bir yapı vardır. Bu yapının temel sorunsalını ortaya çıkarmak amacıyla metne yönelmek, kavramları analiz etmek gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, kavramların farklı metinlerde farklı anlamlara bürünmüş olabileceğini düşünerek okumaktır. Daha sonra, kavramların yarattığı anlam takip edilmeli, metne düzen katan düşünce izlenmelidir. Neden bahsediyor hocam? Okumaktan neyi? Felsefi bir metni nasıl okuyacağımızdan bahsediyor. Zaten girişte bunu veriyor. Okumaya başlamadan önce hazırlık yap diyor. Sorunsalı bul, kavramları analiz et, bunları takip et, bunları izle ve kavramların farklı metinlerde farklı anlamlara gelebileceğini düşünerek oku diyor. Oku dediğine göre cevapta net olarak Bursa'dır. Platon'un görüşleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Platon'a göre bu dünyanın oluş ve yok oluş içinde olan nesnelerinin oluş ve yok oluş içinde olmayan ilk örnekleri olmalıdır. Ezeli ve ebedi olan bu örnekler ancak akılla kavranabilir varlıklardır. Bu dünyada doğan, büyüyen ve ölen birbirinden farklı milyarlarca insan olmasına karşılık, idealar dünyasında doğmamış, ölmeyecek olan ve değişime uğramayacak tek bir insan iddiası vardır. Bilgi bu dünyada var olan, yok olacak olan insanların değil, insan iddiasının bilgisidir. Şimdi neye ulaşamayız? Bilgi ve varlık görüşü iç içe midir hocam? Kesinlikle evet. Bakın onun tüm görüşlerini hatta şöyle söyleyebiliriz bilgi, sanat, varlık, siyaset tüm görüşleri idealar kuramı üzerine şekillenmiştir. O halde buna ulaşabiliriz. Peki varlığın ideal türünden olduğunu kabul eder mi? Eder hocam. Net olarak bakın buradan çıkarıyoruz. Peki gerçek varlığın değişime açık olduğunu söyler mi? Hayır hocam. Gerçek varlık değişime uğramaz. Ezeli ve ebedidir ve değişime uğramaması gerektiğini söylüyor. Cevap net olarak Ceyhan'dır. Parçada eleştirilen görüş aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? Arkadaşımın 16 yaşındaki çocuğunun babasının arabasını gizlice aldığını görüyorum. Ahlak yasasına göre her koşulda doğruyu söylemeliyim. Üstelik sonuca dair hiçbir şey düşünmeden yapmalıyım bunu. Buna göre arkadaşımı gördüğüm ilk yerde çocuğunun ondan arabasını kaçırdığını söylemem gerekiyor. Bunun ailede büyük sorunlar meydana getirebileceğini, arkadaşımın çocuğunu oldukça sert bir biçimde cezalandıracağını, bu cezalandırmanın eşiyle arasını açabileceğini hesaba katmadan doğruyu söylemek sadece niyete dağılı olarak eylemde bulunmak ne kadar akıllıca diyor. Neyi eleştiriyor? Sadece ve sadece ahlak yasası öyle buyurduğu için söylemem doğru mu diyor. Sonuca bakmadan eyleme geçmem, sadece iyi niyetle bunu yapmam önemli midir, yeterli midir diyor. Kimi eleştiriyor? İmmanuel Kant'ı eleştiriyor. İmmanuel Kant ne diyor? Tamamen ahlak yasasına göre hareket edeceksin. Yardım edeceksin diyorsa yardım edeceksin. Hırsızlık yapma diyorsa hırsızlık yapmayacaksın. Yalan konuşmayacaksın diyorsa yalan konuşmayacaksın. Ve eylemin sonucuna göre değil iyi niyetine göre bunu yapacaksın. Eleştirdiği kişi Manuel Kant'tır. Cevabımız da Adana'dır. Rönesans felsefesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Avrupa'nın yaklaşık bin yıl süren orta çağ felsefesi ile yeni çağ felsefesi arasında kalan düşünce dönemine Rönesans adı verilir. Rönesans felsefesi doğmasına ve gelişmesine yol açan etkenlerin ışığında pek çok akım ve yenilikçi görüş ortaya koymuş, düşünce tarihinin sonraki dönemlerini etkilemiştir. Düşünce sahnesinde yeniden yer bulan insan ve insan hayatına dair her sorun felsefenin konusu olmuştur. Rönesans felsefesinin en temel özelliği insandır değerli arkadaşlar. Dini otorite artık etkisini yavaş yavaş yitirmeye başlamış. Yerini nereye bırakmış? İnsana ve insanın eylemlerine, insanın özgürlüğüne ve insan haklarına bırakmıştır. Şimdi şıklara geçme zamanı. Adana insanı düşüncenin merkezine almış mıdır Rönesans felsefesi? Tabii ki. Peki hümanizmin etkisiyle siyasal haklar ve yönetim üzerinde görüşler ortaya koymuş mudur? Evet konmuştur. Neden hocam? Çünkü hümanizm insan merkezli düşüncedir. O yüzden Rönesans felsefesinin en gözde konusu, en önemli akımı da hümanizmdir diyoruz ve bunu değiliyoruz. Peki gerçek bilginin kutsal kitapta yer aldığı görüşü benimsenmiş midir? Hayır bu orta çağda benimsenmiştir. Rönesans da benimsenen bir düşünce değildir. O yüzden cevap Ceyhan'dır. Bu parçada sözü edilen coğrafyalara aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilemez diye sormuş. Parçada ise İslam dini Arap Yarımadası'nda doğmuştur. Mesajı evrensel olan son din İslam'ın bütün insanlığa hitap eder. Yani İslam dinini getirmiş olduğu mesajlar bütün insanlar için geçerli yani evrenseldir. Bu nedenle farklı etnik kökenden ve farklı coğrafyalardan insanlar zamanla İslama girmişler. Yani hepsi Arap değil. Türkler var, başka dinlerden İran mesela var, başka ırklardan da insanlar. Ne yapıyor? İslam dinini kabul ediyor. Bunların da katkısıyla süreç içerisinde zengin bir medeniyet meydana gelmiştir. Yani farklı farklı kültürlerin araya gelmesiyle bir araya gelmesiyle yeni bir medeniyet, farklı bir medeniyet oluşmuş oluyor. Oluşan bu medeniyet, oluşan bu medeniyet üzerinde milletimizin de etkin izleri bulunmaktadır yani Türk milletinin de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ortak bir değerler sisteminin bir parçası olarak İslam'ın bir zaman İslam'ın bir zamanlar hüküm sürdüğü ya da halen hüküm sürmekte olduğu bu coğrafyalarla gönül bağımız bulunmaktadır. Yani o bölgelerde zaman içerisinde Müslümanlar olduğu gibi zaman geçtikten sonra ne yapıyor? Bazen o bölgelerde Müslüman azalmış olabiliyor. Ancak orada daha önce Müslüman medeniyetin oluşmasından dolayı yine oralarda da yine gönül bağımız var. Mesela neresi gibi? Endülüs Emevilerin e olduğu Avrupa'daki gibi. Dolayısıyla burada hangisi bu bölgelerden değil diye sormuş bize. Endülüs var. E, Kuzey Afrika zaten e, yine halen devam ediyor. Var. Hint alt kıtası yine aynı şekilde o bölgede Müslümanlar var. Müslümanlara ait kültürler var. Ancak Güney Amerika'da yok. Yani Güney Amerika'da kurulmuş bir devlet, bir kültür oluştuğu yok. Mavereun Nehir dediğimizde Orta Asya bölgesi olmuş oluyor. Türklerin olduğu yerler burada da var. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği. Bu ayette Allah'ın aşağıdaki sıfatlarından hangisi vurgulanmakta diye sormuş. Ayet-i kerimede ise eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı yer ve gök bunların nizamı düzeni kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Şimdi burada Allah'ın hangi yönden bahsetmiş oluyor? Allah'tan başka ilah olmaması yani Allah'ın bir olması, tek olması demek. Allah'ın birliği, tek olmasını ile ilgili vahdaniyetle ilgili. Ya yani vahdaniyet bir olması demek. Dolayısıyla bundan bahsediyor. Bekaneydi sonunun olmamasıydı. Yani bütün varlıklar ölürken Allah için böyle bir şey söz konusu değil. Kadem ise başlangıcının olmaması. Yani insan mesela bir doğum tarihi var. Ancak Allah için böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla bu olmaz. Yani ayet-i kerimede bundan bahsedilmiyor. İradeye Allah'ın murat etmesi, dilemesi, iradesi. Burada bir şey dilemekten falan bahsetmiyor. Bu olmaz. Tekvin ise yaratması demek. Burada yaratmaktan değil birliğinden bahsetmiş. Doğru cevabımız C seçeneği. Bu parçada verilmek istenen mesajın aşağıdakilerden hangisi olduğu sormuş. Parçada ise eski insan topluluklarına ait kalıntılar göstermektedir ki bundan binlerce yıl öncesinde inşa edilmiş irili ufaklı gösterişli gösterişsiz tapınaklar bulunmaktadır. Yani günümüzden geriye doğru ne kadar geri gidersek gidelim her toplum bir şekilde bir inancın ne olduğunu görüyoruz. Bu inancın olması nereden anlıyoruz? Yapmış oldukları tapınaklardan. Tapınan olması ne demek? Demek ki bir şeye inanıyorlar. Şu veya bu şekilde insanlar yüce bir varlığa inanmış, ona ibadet etmiştir. Bu da göstermektedir ki inanç insanın doğasında var olan bir duygudur. Yani insanın doğasına var olması ne demek? Doğuştan sahip olduğu bir özelliği demek. Fıtri olması demek. Dolayısıyla ya fıtri bir şeyden bahsedecek ya da doğuştan sahip olduğu durumdan bahsedecek. A seçeneğinde yeryüzündeki bütün insanlar inançlıdır. Şimdi buradan bütün insanların inançlı olduğunu çıkaramayız. Zaten vermek istediği mesaj da bu değil. İnanç insanın doğuştan getirmiş olduğu bir özelliğidir. Yani fıtri bir özelliğidir. Doğuştan sahip olduğu bir özelliği. Burada özellikle bundan bahsediyor. Bu olur. Bütün inançların kökeni tevhid ilkesine dayanır. Şimdi burada Allah'ın bir olması, tek olmasından bahsetmiyor. Bir şeylere inanmışlar ancak ne inanmışlar belli değil. Yani aya da tapmış olabilirler, yıldıza tapmış olabilirler, ateşe tapmış olabilirler. Yani Allah'a inandıklarından bahsetmiyor. Bu olmaz. Doğru inançtan uzaklaşan topluluklar helak edilmiş. Burada helak edilmiş olduğuna dair bir bilgi de vermedi. Dolayısıyla bu da değil. Arkeoloji bilimi doğru inancın anlaşılmasına katkı sağlamaktadır demiş. Burada doğru inançtan mı yanlış inançtan mı bahsetmiyor. Sadece insanların bir şeylere inandığından bahsediyor. belki bunların içerisinde yanlış olanlar da vardır. Dolayısıyla bu da değil. Doğru cevabımız B seçeneği. Bu durum İslam'ın aşağıdakilerden ile ilgili bir düzenleme yaptığına kanıt olarak gösterilebilir diye sormuş. Ne ile ilgili bir düzenleme onu bulacağız. İslam dini ölçü ve tartı dahiyle yapmayı, faiz alıp vermeyi, rüşvet alıp vermeyi haram kılmış. Yani haksız kazancı ne yapıyor? Yasaklıyor. Haksız kazancın yasaklanması ile ilgilidir. İktisadi hayatla ilgili de oysa bundan bahsediyor. Şimdi burada ibadetten bahsetmiyor mesela namaz, oruç vesaire gibi. Bu olmaz. E, pozitif bilimlere dair herhangi bir bilgi vermemiş. Bu da olmaz. Aile ve akraba ilişkileriyle ilgili bir durumdan bahsetmiyor. Yani ailesine ilgi geçinmesi, ya, annesine babasına mesela saygı göstermesi vesaire gibi. Bu da olmaz. Estetik bir ilgi çalışmasından da bahsetmeyiz. Estetikle ilgili çünkü bir şeyden bahsedilmiyor. Dolayısıyla estetikle ilgili bir çalışma olmadığından dolayı bu da olmaz. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği. Bu metinde hususlarından hangilerinin vurgulanmış olduğu soruluyor. Metinde ise bize ulaşan bir haberin bilgi değeri taşıyıp taşımaması belli kıstaslara, ölçülere bağlıdır diyor. Yani haber değeri var mı yok mu? Öncelikle bu haberi bize ulaştıran kişi güvenir bir kimse mi değil mi? Ona bakmak lazım. Yani bana haberi getiren kişi güvenir bir insan mı? Doğru söyler mi söylemez mi? Yalan söyler mi söylemez mi? Buna bakmam lazım. Ayrıca nakledenin nakledilen haberin başka yollarla teyit edilmesi de gerekir. Yani evet bu kişi getirdi bize ancak acaba doğru mu başkalarına da soru öğrenmeye çalışıyorum. Aksi takdirde yanlış kanaatlere varılabilir ve anlaşmazlıkların tartışmaların bir parçası haline gelebiliriz. Yani yanlış anlaşılmış, yanlış haber verilmiş, yalan söylenmiş. O zaman farkına varmadan ne yapmış oluyoruz? Yanlış şeylerin içerisine biz de dahil edilmiş oluyoruz. İslam dininde bu duruma dikkat edilmesi gerektiği tavsiye edilmiştir. Şimdi bilgi kaynağı ve bilginin doğruluğundan bahsediyor. Birincisinde bilgi edinme sürecinde dikkat edilmesi gereken durum. Evet dikkat etmemiz gereken durum. Yani bilginin kaynağı doğru mu? Ve bunu teyit etmemiz lazım. Bundan bahsettiğim. İslam ahlakının oluşmasında doğru bilginin önemi. Şimdi burada ahlaki bir davranıştan bahsetmediği için bu olmaz. Çünkü burada insanın Diğer insanlara karşı olan bir davranışı üzerindeki etkisinden bahsetmiyor. Bilginin tahkiki imana ulaşmadaki rolü demiş. Burada tahkiki iman, daha doğrusu imandan da bahsetmiyor. Tahkiki iman dediğimizde neydi? Ayrıntılı olarak araştırarak öğrenmekti imanla ilgili bilgileri. E burada tahkiki ilgili, imanla ilgili bir şeyden bahsetmiyor. Dolayısıyla bu da olmaz. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği. Parçada sözü edilen ahlak görüşü aşağıdakilerden hangisidir? İnsan davranışlarını anlamaya çalışırken onu diğer canlılardan ayrı sorak değerlendirmeye çalışırız. Oysa insanlar da hayvanlar gibi içgüdüleri tarafından yönetilir. Varlığını koruma ve sürdürme isteği insanın tüm davranışlarının nedenidir. Kendi varlığını merkeze alarak düşünen insan ana amacına yönelmiş bir tehdit aldığında bencil doğanın etkisiyle eylemde bulunacaktır. Herkesin aynı doğaya sahip olduğunu düşünecek olursak evrensel bir ahlak aramanın boşuna olduğu görülür. Yani evrensel ahlak yasasının olmadığını savunan, insanoğlunun bencil olduğunu ve her zaman kendi benliğini düşüneceğini savunan akım hangisidir hocam diyor. Dolayısıyla cevap bana neyi söyleyecektir? Egoizmi söyleyecektir. Yani net olarak cevabımız bencillik olan egoizmdir. Cevap da Edirne'dir. Kant'ın estetikle ilgili aşağıdakilerden hangisini savunduğu söylenebilir. Kant'a göre bir şarkıyı dinlediğimde aldığım zevki herkese paylaşma isteğimin temelinde estetik bir objeden aldığım zevkin her insanda var olan estetik beğeni duygusuna dayandığına dair bir inancım vardır diyor. Kant bize neyi söylüyor hocam? Diyor ki güzel herkes ortaktır. Çünkü güzelin kaynağı objenin kendisidir hocam. Öznenin kendisi değildir obje yani nesnenin kendisi herkeste aynı güzelliği, aynı estetik yargıyı, aynı estetik beğeni çıkarır diyor. Şimdi şıklarda bunu bulalım. Adana ortak estetik yargıların varlığı söz konusu diyebilir miyiz? Diyebiliriz aradığımız cevap budur zaten. Peki sanat eseri belli niteliklere sahip olmalıdır dedik mi? Bundan bahsettik mi? Hayır. Peki sanatın tüm dallarından bahsettik mi? Tiyatro, şiir, edebiyat gibi birçok şeyden bahsettik mi? Hayır hocam. Peki estetik beğeninin kaynağı eser değil alımlayıcı mıdır? Tam tersidir. Eserin kendisidir estetik beğeninin kaynağı. Dolayısıyla bu da olamaz. Peki zevkler ve beğenilerin tartışması doğru değildir diye bir tartışma yaptık mı? Hayır. O halde cevap Adana'dır. Parçada sözü edilen görüş aşağıdakilerden hangisidir? Varlık tamamen maddi niteliktedir. Görünen varlığın gerisinde onu var eden başka bir ideal varlık arama çabası yanlıştır. Çünkü somut ve niceliksel olarak var olanın dışında uzayda yer kaplamayan herhangi bir varlıktan söz edemeyiz. Varlığın kendisi yer kaplayandır, maddi nitelikte olandır. Dolayısıyla hangi görüşten bahsediyor? Materyalizmden bahsediyor. Cevap net olarak Bursa'dır. Peki idealizm ne diyor? Varlığın temelinde düşünceyi görüyor. Dualizm? hem düşünceyi hem de maddeyi görüyor. Nihilizm varlığın olmadığından bahsediyor. Fenomenoloji ise varlığın temelinde özü görüyor. Cevap Bursa'dır. Sokrates'in yazılı eser bırakmaması onun hangi görüşüyle örtüşmektedir? Felsefe tarihinin önemli ismi Ahmet Cevizci, Platon olmasaydı muhtemelen Sokrates'in kendisi Yunan düşüncesi tarihinde bir dipnot olarak kalırdı der. Çünkü Sokrates yazının insanı tembelleştirdiğine inandığından hiçbir yazılı eser bırakmamıştır. Şimdi bu görüşü hangi görüşüyle örtüşmektedir? Hep birlikte bulalım. Doğru bilginin mümkün olmadığını savunur mu? Hayır ona göre doğru bilgi mümkündür. Peki insan aklının bilgi edinmede yetersiz olduğunu mu savunur? Tam tersine insan aklının bilgi edineceğini bilginin kaynağının akıl olduğunu söyler. Bunu da eyleyelim o halde. Peki tüm bilgilerin doğuştan insan zihninde olduğunu savunur mu? Savunur hocam. Çünkü der ki insan sonradan sadece hatırlar. Çünkü o doğuştan bütün bilgilere sahiptir. O halde cevap net olarak C yandır. Pozitivistlere göre felsefenin aşağıdakilerden hangisinin savunması beklenemez? Pozitivizm doğru bilgiye ulaşmak için olguların ve olgular arası ilişkilerin incelenmesi gerektiği görüşünü savunur. Bu görüş felsefenin çalışma alanı ve yönteminin sorgulanmasına, felsefeden beklentilerin farklılaşmasına neden olmuştur. Pozitif düşünce felsefeden bilimsel felsefeye dönüşmesini beklemiştir. Yani diyor ki pozitif felsefe bunu böyle yazalım şuraya. Diyor ki ne olacak? Bilim gibi Kesin olacak, net olacak, deneye ve gözleme dayanacak, somut olanı inceleyecek, metafizik olanı yani görünmeyeni reddedecek, soyut olanı ele almayacak diyor. Felsefenin bilimselleşmesi bu anlama geliyor. Şimdi şıklara bakalım. Bilimsel bir yöntemi model alacağız dedi mi? Dedi hocam. Olgu dünyası dışındaki bilgiyi aramayalım, onlar boşuna bir çabadır dedi mi? Dedi hocam. Deneyle denetlenmeyen konularla ilgilenmesin, gelsin bilim gibi olsun dedi mi? Dedi hocam. Peki metafizik konular derinlenmesine ele alınmalıdır der mi? Demez, metafiziği reddeder, metafiziği felsefenin dışına çıkarmaya çalışır. O yüzden cevap net olarak Denizli'dir.